Ben bir kere önce şunu söylemek istiyorum. Tabii bizim bugün biraz önce de sizin ismini zikrettiğiniz kurumlarla ilgili daha önceki uygulamalarını hepimiz biliyoruz. İşte Yüksek Seçim Kurulu, Anadolu Ajansı, bugünkü iktidarın ne yapabileceğini bunları hepimiz biliyoruz. Yani son 5 seçime baktığımızda bu 5 seçimin tamamında bu sorunları yaşamışız. Ne yazık ki devletin kurumlarının olmadığı bir seçimi götürebilecek bir mekanizmayı oluşturmamız gerekiyor. Aslında sizin yayınınızda da söylemiştim ama birçok arkadaşlarım da beni anlamadılar. Hatta bir kısmı kızdı falan. Ya kardeşim işte tamamdır falandır filandır. Ben çünkü bütün verileri görüyorum ve bunların ne yapabileceğini biliyorum. Ben aynı zamanda AGİT üyesiyim. Dünyada çokça seçimler izlemiş, gözlemiş bir insanım. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rezalet göremezsiniz. Yani dünyadaki bütün seçimlerin kampanya başladığı tarihten bitimine kadar o ülkenin yüksek seçim kurulları sorumludur. Geçmiş dönemlere baktığımızda, geçmiş dönemlerde de yüksek seçim kurulu, yani 2002 yılında, o seçimlerde baktığımızda, 2002 yılındaki seçimlerde, o dönemin Yüksek Seçim Kurulu, hatta bir muhalefet partisi 9.70 ile kaybetti, itiraz bile etmedi. Yani çünkü biz her şeye rağmen bu ülkede insanlar kendi kurumlarına güvenebilecek durumdaydı. Olmaz mıydı? Lokal yerlerde olurdu parça parça ama şimdi baktığınızda organize işlerin olduğunu çok net olarak görüyorsunuz. Evet. Yürsel Bey, bizim görebildiğimiz, izleyebildiğimiz dün akşam da o nedenle bir anda hani ekranlardan şeyi kaldırmamız, dün Tele1, onu söyleyelim bir kere, sosyal medyada en çok konuşulan kurum haline geldi. Çünkü insanlar pek çok alternatif kanal izlerken o kanallardaki saat 21'deki verilen mesajlarla dönüp Tele1'de farklı bir şey duyduklarında doğal olarak kilitlendiler ve orada hani biz YSK verilerini paylaşmaya başladık. Çünkü YSK verilerinde Kılıçdaroğlu gece ilerleyen saatlere kadar öndeydi ve YSK'nın verileriydi. Yani kendimizin herhalde alıp da yazdığımız veriler değildi. Bu veriler üzerinden seçimi götürünce bir anda sanki atı eğerleyen birilerinin eğerinin kayışı koptu gibi. Yani böyle sanki 50'nin biraz üzerinde seçim gidecek gibi görünürken 49.40 ile tamamladık seçimi. Önce bir kere Tele1 ekibini, başta Merdan Bey, Barış Bey'i kutluyorum. Gerçekten heyecanla, dikkatle Tele1'i izledik. Bizler ve bizler gibi milyonlarca insan. Son derece objektif. Hatta daha ileri gidiyorum. Tele1 bu tuzağı bozmamış olsaydı başka bir şeyle de karşılaşabilirdi. Yani belki birçok insan bunun farkında değil. Ama maalesef yani yine korktuğum başıma geldi. Eksiklikler, aksaklıkların olabileceğini, bütün bu eksikliklerin, aksaklıkların olmaması için nelerin yapılması gerektiğini, deneyimimizin, tecrübemizin olduğunu, bu konuda her türlü katkı sunabileceğimizi, ne isterseniz onu yapabileceğimizi dememize rağmen arkadaşlarımız kendilerini yeterli buldular. Şimdi bundan sonra ne olur? Aslında evet. Bundan sonraki sürece bakmamız lazım. Buna bakalım. Sinan Oğan'a biraz bakalım. Bugün, yani yeniden motive edebilir mi Millet İttifakı seçmenini? İkinci tur. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir hikaye anlatmak istiyorum, buyurun. Murat Bey. 99 Marmara depreminde iki şey hiç unutmam. Ben o zaman Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak o yardım sürecinin bir parçasındaydım. Biliyorsunuz körfez suyu çok pistir, çok kokardı yani çok. Sorunlu bir dönemdi o dönem. Su alabora olmuştu, tertemiz bir su haline gelmişti. Hatta yanımda arkadaşlarım vardı, içilebilecek su haline gelmişti. İki, hiç unutmam, bir teyzemiz, bir ablamız, daha sonra da öğrendim, Muşlu olduğunu öğrendim. Ağıt yakıyor. Ağıt Kürtçe yakınca bir arkadaşım da yanımdaydı. Kulak misafiri olduk. Acaba ne diyor dedik. Teyzem diyor ki, kendimize ev aldık. Evimize kurban kestik. Meğer kendimize mezar almışız. Mezarımıza kurban kesmişiz. Şimdi Türkiye öyle bir kritik süreçte geçiyor ki,
Her vatandaşımız, bakın şu anda Murat Bey borsa kapalı, dip yaptı, dip. Evet. Daha nereye kadar gidecek belli değil. Sizin yayınınızdan önce, daha önce de Tele1'le gitmiştim. Tele1'e de teşekkür ediyorum. Ayaklı borsayı aradım. Kağıt borsasını aradım. Kapalı çarşıdaki piyasayı aradım. Şu anda dolar piyasası, rakam vermek istemiyorum. Vermeyin. Yani biraz açısını görürüz. Dolar piyasasının hangi duruma geldiğini şu anda rakamları vermek istemiyorum. Vermeyin. Sonra onu da biz yaptık derler. Yani neyse, onu zaten millet görecektir. Hayır, bizimle ilgisi yok. Hayır. Ya bugün herhangi ülkeyi yönetenler sanki biz yapmışız gibi bizim üzerimize yüklerler. Yani biliyorsunuz. Tabii şimdi herhangi bir bankayı aradığınızda, bankalarda da bırakın ayaklı borsayı, bankalarda da fiyatın ne kadar uçuk olduğunu göreceksiniz. Evet. Bu da bize şunu gösteriyor. Evet, bugün bu sorunları yaratan, bu ekonomik sefaleti yaratan bir iktidarın önümüzdeki süreçte sürdürülebilir olmadığını gösteriyor. Yani takdir edersiniz ki ekonominin temel kuralı güvendir. Bu iktidarın ekonomiyle ilgili sicilinin sorunlu olduğunu ve önümüzdeki süreçte inşallah milletimiz sandık geldiğinde çeline, çocuğuna, kendisine reyini verecek. Aksi takdirde bugün konuştuğumuz bu olumsuzluk